Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında tüme varıp 3 testlerindeki test 5'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC bir üçgen BD ile AC birbirine eşit verilmiş bir de B ile EC birbirine eşit verilmiş. Şunlar da birbirine eşit. Şimdi ne diyor? BAC açısı 82 derece. Şekildeki o noktası ABC üçgenin çevrel çemberinin merkezi olduğuna göre. Çevrel çemberin merkezi ne demek arkadaşlar? Çiz, unuttuysan çiz kardeşim. Bak çizdiğin zaman çevrel çemberin çizdik. Çizince, madem merkez burası, hocam bu da yarı çap, hocam bu da yarı çap, hocam bu da yarı çap, değil mi? Evet. E çevrel çemberin merkezi burasıysa, yarı çap, yarı çap, yarı çap. A, ikiz kenar çıktı. İkiz kenarda çizilen kenar ortay konumunda mı oldu burası? Evet, burası 90 derece oldu mu arkadaşlar? Oldu. E sonra ne yapacağız? Hocam buradaki çevre çemberin merkezini kullandık. Ve burada ispatını yaptım aslında ben size. Şunları bir silelim. Biz burayı ne bulduk şimdi? 90 derece bulduk. Şimdi soru da şunlar birbirine eşit verilmiş. Bakın şunlar birbirine eşit verilmiş. Alakası yerde bir eşitlik var. Yani ek çizim yapacağımız belli. E hocam şuraya baktığımız zaman dik taban iki eş parçaya bölmüş. Şurayı 90 derece bulduk ya artık olay bitti. Dik taban iki eş parçaya bölmüş. Dik nerede taban iki eş parçaya bölüyordu? İkiz kenarda değil mi? O zaman hemen şöyle Yüksekliğin kollarında bir x kenar oluşturalım. Oluşturduğumuz zaman hocam şununla şu eşit oldu mu? Oldu. Bakın x kenarlık çıktı. O zaman x kenarsa 82 ise burası da 82'dir. 82, 82, 164 buraya kaç kaldı? 10, 6 mı kaldı? Aynen öyle. Sonra hocam 82 şuradaki ikizkenar üçgende bu taban açıları da birbirine eşittir. Ve ikisinin toplamı da 82 olduğuna göre iki iç açı bir dış açı yani buradaki açılarda kaçar derece olacaktır? Hocam 41 derece 41 derece olacaktır. Bizden de x isteniyor. X açısı da toplamda ne yaptı? 41 ile 16'nın toplamı yaptı. Yani kaç yapıyor o zaman cevabımız? 57 yapıyor arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle denizli çıktı. Dar açılı çeşitkenar bir ABC üçgeninin hemen dar açılı bir çeşitkenar ABC üçgenini çizelim. Sonra diyor ki ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi ABC üçgenin iç teğet çemberinin merkezi neydi? iç açı ortayların kesim noktasıydı değil mi? Hemen iç açı ortayların kesim noktasını şöyle belirtelim arkadaşlar. Belirttik. Ve üçgenimiz bu. ABC üçgeni. Sonra diyor ki bu üçgenin dış teğet çemberlerinin merkezlerini köşe kabul eden üçgenin hangi noktasıdır? Hemen dış teğet çemberlerin merkezlerini de çizelim. Bunun için dış açı ortaylar lazım bize. Hop şöyle dış açılarını da belirttik. Dış açı ortaylarını çizelim. Bakın üçgenimiz ABC üçgenindeki Merkezde burası. Bunun dış açı ortayını çizdim. Bunun dış açı ortayını çizdim. Dış açı ortaylarının kesim noktası burası. Hocam bununkini çizdim. Bununkini çizdim. Dış açı ortaylarının kesim noktası burası. Sonra bununkini çizdim. Göremiyorsunuz. Hemen aşağı doğru şey yapalım. Bununkini çizdik. Ve bu dış açı ortaylar da burada kesiyor. İşte bu dış açı ortayların kesiştiği noktalardan oluşan üçgenin ama bu üçgen mi? Şunun doğrusal olduğunu biliyor muyuz? Demek ki doğrusal üçgenden bahsediyor. Bu dış açıortaysa bir kere buraya ABC harflerini girmişiz. Şuraya D D diyelim. Dış açıortay olduğundan hatta ters açı olduğundan burası da D, ters açı olduğundan yok, ters açı demeyelim buraya. Bu da dış açıortay. E bu da dış açıortay, bu da dış açıortay. Şimdi burada ne diyelim arkadaşlar? Bu dış açı ortay. Gerçi bu 100, bak, bakın 2 artı 2 de 180 e tamamlıyorsa bu da 2 artı 2 de 180 e tamamlayacak. O zaman bunlar da DD yaptı. O zaman burada ters açılar sağlandı. Bu doğrusal. Aynı şekilde buraya bir dış açı ortay dedik ya. DD buraya da EE e diyelim isterseniz. Buraya da EE e dersek. 2B artı 2 E 180 ise burada da 2B artı 2 E 180. Bu da dış açı ortay olduğundan EE e olur. E hocam ters açılar sağlandığından bu da doğrusal oldu. Hatta buraya da bir F F diyelim. 2C artı 2F 180 olduğundan bu da 2C artı 2F 180 olacağından bunlar da FF oldu. Ders açılar sağlandığından bu da doğrusal oldu. Bu doğrusal olduğundan dolayı bu doğru doğrusal bu da doğrusal. Dolayısıyla şuradaki üçgen oldu. İşte Bu dış açı ortaylarının kesim noktasından oluşan üçgenin hangi merkezidir diye soruluyor arkadaşlar burası. Şimdi dikkat edin. 2A artı 2D 180 değil mi? Evet şöyle baktığınız zaman 2A artı 2D 180. Hocam 2A artı 2D 180 ise 2A artı 2D 180 ise A artı D kaç olur? 90 olur. A artı D var mı burada? Var. Bakın şurası 90 derece. Aynı şekilde 2C artı 2F 180 ise C artı F 90 mı oldu? Evet hocam burası da 90 derece oldu. Hatta burası da 90 derece. Ondan sonra burada da 2B artı 2E 180 ise B artı E 90. Hocam burası da 90 burası da 90. Aa ne güzel hocam dik burası, dik burası, dik burası e, burası diklik merkezidir diyebilir miyiz? Vallahi hemen o şekilde diklik merkezi demek doğru olmak olmaz. E, burası şey de olabilir mesela. Şu dikmeler kenar orta dikme de olabilir. Kenar orta dikme merkezi de olabilir. Yani şunlar birbirine eşit de olabilir. Yani kafamda iki seçenek var. Çevrel çemberin merkezi olabilir mi? Kenar orta dikmesinin merkeziyle çevrel çemberin merkezi aynı olduğundan dolayı e, kenar orta dikme merkezi bu da olabilir. Evet, Cevap ya bu ya bu. Şimdi kenar orta dikme merkezi yok şıklarda. Ağırlık merkezi olamaz. Herhangi bir özel nokta değildir. Yok bu da olamaz. İki şık arasında kaldık. Peki bunun e, yükseklik olduğunu nereden anlayabiliriz? Bunu ispatlamaya çalışacağız şimdi. Dikkat. Eğer bu yükseklikse bunun devamı doğrusaldır. Yani buradan gelen bir yüksekliktir. Yani bu bu dikmenin devamı bu köşeden geçmek zorunda. Şunun doğrusallığını ispatlarsak yükseklik olduğunu ispatlarız. E, hatta bunun da devamının buraya geldiğini görürsek yüksekliğinin kesim noktası deriz ve soruyu tam anlamıyla çözmüş oluruz. E ne yapacağız hocam? Dikkat edin 90'ları kullanalım. Hocam burası da 90 burası da 90. Bak şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şöyle 90 derece var böyle 90 derece var. Şu 90 derece bu 90 derecesi. Karşılıklı açılar toplamı 180. Kirişler dörtgeni etrafına bir çember çizilebilir mi arkadaşlar? Çizilebilir. Ben şunun etrafına bir çember çizdiğimde. Şekil karışacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çember çizdiğimde. Bakın Şurası D bu yayı görüyor. Hocam burası 2D oldu. Bu 2D ise burası da D oldu mu? Oldu. Tamam. Bu çemberi şimdi sileyim. Silmeden önce şunu da göstereyim isterseniz. E hocam bir de başka bir şey var mı burada? Şurası A açısı. Bak A bu yayı görüyor. A iken Gerçi bu D yeterli olacak galiba ya. Dur bakalım. Şuradaki açıyı D buldum. Niye? Şu kirişler dörtgen olduğundan etrafına çember çizilebiliyor. D bu yayı görüyor. Bu da yayı gören aynı şekilde açı oldu arkadaşlar. D açısı oldu. Peki başka ben ne yapmalıyım? Hocam e, şuradaki açı ne yapıyor? Dış açı ortay dış açı ortay. Şimdi şu üçgenin iki tane dış açı ortay arasında kalan açı 90 eksi. Şu açının kullanmadığın açının yarısıydı. 2A bölü 2'den. Burada kaç? 90 eksi A yaptı? Evet. Şimdi buradaki dörtgene bakacak olursan. Buradaki dörtgende de. Hocam bu 90 bu 90. İkisinin toplamı 180. Bu ikisinin toplamı da 180 yapmalı ki toplamı 360 yapsın. 90 eksi A ise buraya 90 artı A kaldı arkadaşlar. Toplamının 180 yapması için. Şimdi dikkat edin. Ee, ben 2A artı 2D'nin 180 olduğunu A artı D'nin 90 olduğunu biliyorum. Bak dikkat et. Burada 90 artı A var. Burada da D var. 90 artı A ile 90 artı A ile D'nin toplamı. Arkadaşlar A artı D 90 derece değil miydi? 90 90 180 oldu. Hocam bu açıyla bu açın toplamı 180 olduğundan bu doğrusal oldu. He, demek ki buradaki dikme hop, bu köşeye geliyor. Aynı ispatı burası için de yapabiliriz. Hadi bakalım yapalım. Bunun da devamı oraya mı gelecek bakalım arkadaşlar. Buraya mı gelecek. Doğrusal mı. Şimdi de burada da yine 90 derece burası. 90 derece burası. Burada da bir kirişler dörtgeni var. Hocam D açısı burayı görüyor. Burası da D açısı oldu mu oldu. 90 artı A artı D yine 180 derece oldu. Yine burası doğrusu oldu bu doğrusal yükseklik bu doğrusal yükseklik iki tane yüksekliğin kesim noktası olduğu için buradaki nokta ne oldu? Büyük mavi üçgenin yüksekliklerin kesim noktası oldu. Yani diklik merkezi oldu arkadaşlar. Evet biraz ağır bir soruymuş ama mi buna benzer bir soruyu yıllar öncesinde sormuştu arkadaşlar. Evet bu soru da bu şekilde oldu. Ee, siz büyük ihtimalle iki şık arasında kalırdınız. Ya bu ya bu size büyük ihtimalle herkese daha şey gelirdi. Sallasanız bile tuttururdunuz ama sallama da yok tabi. Öyle sallayarak bulmayalım tabi ki değil mi gençler? Evet cevap Akçay oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre BC x kaç santimetredir? Neler verilmiş? Arkadaşlar şununla şu birbirine paralel vermiş. Ha paralel verilmiş. Biz yıllardır ne diyoruz? Şu paralellikler verilmişse paralel doğrular verildiğinde ortak bir şey yoksa paralel doğruları böyle uzatıyorduk değil mi? E o zaman buradaki paralel doğruyu uzatalım arkadaşlar. Şunu şöyle uzatacak olursak. E ne çıktı burada? Aa hocam bunu uzattık. Şununla şu birbirine paralel. Eyvallah. E şunlar da birbirine paralel. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı mı gençler? Çıktı değil mi? Ama önce verilen bilgileri de kullanalım. Hocam lütfen burada ne var? Açı ortaylık var. Açı ortaylık karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde gördüğümüz zaman Z'ye dikkat edin demiyor muyduk? Hemen burada Z'ye dikkat ettiğimizde burası nokta açısı oldu. E nokta açısı olduğundan dolayı noktaya nokta 12 ise burası da 12 oldu. E burası 12 ise 6'ya 6 oldu mu? Oldu. A kelebeği kullanalım şimdi. 6 bölü A diyelim. 6 bölü A neye eşittir? 3 bölü N diyelim buraya da. 3 bölü N'ye eşittir. Buradan ne geldi arkadaşlar? Güzel bir şey geldi mi? Bakalım. Gelecek inşallah. Hocam e, buradan 6N yani eşittir 3A ise 2N yani eşittir A oldu değil mi? Evet 2 n eşittir a. a'yı buradan ne bulduk? 2 n bulduk. E, yapacak bir şey yok. E, burada da şu temel orantı yok mu arkadaşlar? Var. Temel orantıyı da kullanalım. Şu 2 n'in tamamının oranı. 2 n'in 20'yi oranı. n'in x'e oranına eşit değil midir? n'in x'e oranına. Aa bitti soru. n'ler sadeleşti. 2x eşittir 20 ise x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 10 diye buluruz. Evet cevabımız böylelikle çıktı arkadaşlar. Balıkesir çıktı. Ama bu sorunun daha farklı bir yolu var mıdır diye soracak olursanız arkadaşlar. Güzel bir çözüm oldu bu arada bu. Evet. Başka bir çözüm şöyle de yapabiliriz. Yamuğun tekniğini kullanarak çözebiliriz aslında. Nasıl mı? Tamam. Bu ikinci çözüm olsun. Şimdiki yapacağım da arkadaşlar. Yamukta biz ne yapıyorduk? Kenarlar ve açı aynı anda işin içine girince böyle paraya kenar oluşturduk değil mi? Öncelikle Z'den dolayı buranın nokta açısı olduğunu biliyoruz. E 12 ise 12 yani bunlar 6 6 oldu. E paraya kenar oluşturalım hocam. E, paralel kenarda şu şekilde oluşturacağız. Yani şuna paralel çizdik arkadaşlar. Şuna paralel çizince e, arkadaşlar bununla da bu paraleldi. E, Otomatikman şununla da şu paralel oldu mu? Oldu. A, burada ne çıktı? Hocam burada bir orta taban çıktı. Çok güzel. Üçgen burası nedir? 6'dır. E, sonra ne yapacağız hocam? Sonra ne yapacağız? Sonra ne yapacağız? Şuradaki şeyi de kullanmam lazım değil mi benim? Dikkat edin bu arada burası x değil mi? x e burada da paraya kenar oluşturmuştuk. Burası da x olacak. Buraya ne kaldı? x eksi 6 mı kaldı? Evet. E şimdi 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 ne yapmalıyız burada? Ya tamam yine bir kelebek var arkadaşlar burada. Şurada orta tabanı kullandık ama bir de şuraya bakacak olursanız şurada da bir kelebek var mı arkadaşlar? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? Maalesef bilmiyoruz. E, burada şuna bakacak olursak arkadaşlar 12'nin buraya ay oranı. 12 bölü A eşittir. 6 bölü B değil midir? 6 bölü B değil midir? Evet. E buradan ne geldi arkadaşlar? 12B eşittir. 6A geldi. Buradan da 2B eşittir. A geldi. Evet. A'yı 2B bulduk. Yine aynı şekilde çıkıyor arkadaşlar. Temel orantıyı da uygulayacak olursak burada. Çünkü burada artık bir temel orantı var. Hocam 2B'nin tamamını oranı. 2B'nin 20'yi oranı eşittir. B'nin x oranı. B'nin x oranı. Yine aynı şekilde 2x eşittir 20'den x'i kaç bulduk? 10 bulduk. Bu da ikinci yolumuz olsun arkadaşlar. Bu da farklı bir yol. Yani farklı bir bakış açısıyla baktığımız bir yol. Evet cevap böylelikle balık esir oldu. Yukarıdaki verilenlere göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır diye soruluyor. Açılar verilmiş bu açılara bir dalalım arkadaşlar. Ben buraya bir alfa dersem burası da alfa. Buraya bir beta dersem burası da ne oldu arkadaşlar? Beta oldu. Hatta burası da beta. E hocam iki açı yan yana gelmiş. İki açının toplamı bir dış açı. Alfa artı beta burası. Hocam iki iç açının toplamı bir dış açıdan burası da alfa artı beta. Aa ne güzel. 7 ise 7 oldu. İkisi kenar çıktı arkadaşlar burada. E tamam bitti. Artık ben şuradaki üçgende üçgen eski uygularım olayı bitiririm. Değil. Ekstra bir bilgi de var aslında burada. Fark etmiyorsunuz. İkiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgende taban açıları daima ama daima dar değil midir arkadaşlar? Evet. E o zaman burası darsa niye dardır? Çünkü ikizkenar üçgende bir yükseklik çizdiğinde içeri düşüyor kesin. E burası 90 derece ise burada kaç? Kesinlikle dardır. Buradaki açı da kesinlikle dardır. Taban açıları daima dar. E o zaman burası darsa burası ne olacaktır? Geniş olacaktır. Arkadaşlar o zaman ben burada hem üçgen genişliğini uygulayacağım. X toplamlarıyla farklar arasında 7 x 4 3 7 artı 4 11 yaptı. Hem bunu kullanacağım hem de geniş açı formülünü uygulayacağım. X'in karesi de büyüktür. 90 derece 90 olsaydı x kare eşittir 4'ün karesi artı 7'nin karesi olacaktı. Ama geniş olduğunda x kare büyüktür. 4'ün karesi artı 7'nin karesi olacaktır arkadaşlar. x kare eşit büyüktür. 16 artı 49'dan 65 yaptı. x kare büyüktür 65 ise x büyüktür kaç yaptı? 7 sağlamıyor. 8 64 yapıyor. O da sağlamadı. 9 sağlıyor mu sağlıyor. x büyük eşittir 9 diyebiliriz. Arkadaşlar iki temel bilgi ne onlar? Şu şu ve şu. Arkadaşlar şu ve şu. X 3 ile 11 arasında bir de büyük eşit 9. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? X neyle arasında? 9 ile 11 arasında olacak. Çünkü 9'dan büyük bir de 3 ile 11 arasında. E, 9'dan eşitlik var mıydı? Vardı. Hangi değerleri alıyor o zaman? 9, 10 değerini alıyor. Kaç tane tam sayı değeri varmış burada? 2 tane tam sayı değeri varmış. Siz neye dikkat etmediniz? İkiz kenarlığa. İkiz kenarlık olduğunda taban açılarının dar olduğunu mutlaka mutlaka düşünün arkadaşlar. Tamam. Evet sorumuzun cevabı böylelikle akçay oldu. Yukarıdaki şekilde ABC üçgeni biçimindeki bir parkın P noktasında bulunan bir fıskiye parkın dışına taşmadan sulayabileceği dairesel alanın en uzak noktalarında 3'ü nok RST. Evet şöyle fıskiye dönüyor ya. Hop dönerken en uzak sulayabileceği yerler buralarıymış arkadaşlar. Tamam. Ya bu ne demek? Şu ABC üçgen iç teğet çemberinin merkezi mi oldu burası? Evet. İçeriden teğet çember burası. Merkezi burası oldu. Arkadaşlar iç teğet çemberinin merkezi ne demek? İç açı ortayların kesim noktası. Ya da teğet teğet olunca merkezden geçince açı ortay oluyor. Bu da açı ortay. Teğet teğet olunca açı ortay oluyor. Bu da aynı şekilde açı ortay oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. E ee, Ya gerek yok gerçi işteye çemberi olduğunu gördük ya şimdi neler verilmiş bize şurayı 130 vermişler Ali Bey uzunluğunu şu uzunluğu bu uzunluğu kaç vermişler Adana C'ye anlattığını 80 vermişler şu uzunluğu kaç vermişler 110 vermişler B, de C ile T arasındaki uzunluk nedir diye soruluyor arkadaşlar bize X dersek hocam T, T birbirine eşit burası da X e tamamı 110'du 110 eksi X oldu e, hocam T, T birbirine eşit burası da 110 eksi X olacak. Şuraya gelelim tamamı 80'di. Burası 80 eksi x oldu. T teğet birbirine eşit. Burası da 80 eksi x olacak. Aa, bunun tamamı kaç? 130 değil mi? İkisinin toplamı 110 eksi x artı 80 eksi x eşittir 130 olacağından. Eksi 2 x öbür tarafa atınca 2 x yaptı. Şu x'in toplamı 190 yaptı. 190'dan 130 çıkınca 60 yaptı. Ve x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 30 olarak buluruz. Yani bu sorumuzun cevabı da böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Yukarıda verilere göre 4 BCDK dörtgenin alanı ile AKL üçgenin alanının kaç katıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle bu bir düzgün altıgen verilmiş. Düzgün altıgende iç açısının 120 derece olduğunu biliyoruz. Hocam burası 120. Yani şurası da 120. Bunlar 30 30 mu yaptı? Evet. Sonra ne olacak arkadaşlar? Burası da 120 olduğundan buraya 90 kaldı. E 120 ise bunlar da 30 30 olacak. E hocam burası da e, aynı şekilde Aa, bu simetri ekseni olduğundan burası 60 60 olacak. Hocam burası da 60 olacak. Burası da 60 olacağından buraya da 30 kaldı. 30 60 90 üçgen çıktı burada. 90 sa hatta burası da 30 60 90 üçgen çıktı mı çıktı. Şimdi kaç katıdır diye soruluyor. E ben bir yerden başlayayım arkadaşlar. Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Şu üçgenden sarı üçgenden başlıyorum. En küçük üçgenden. 30'un karşısına 1 dersem kaç katıdır dediği için 1 diyorum. Yoksa x demem lazım ama dememe gerek yok. Zaten oranladığım zaman x'ler birbirini götürecek. E, 30'un karşısına 1 dersem 90'ın karşısı 2'dir. 60'ın karşısı köküçtür. 30'un karşısı köküçse 60'ın karşısı köküç katından dolayı 3. 90'ın karşısı da kaç yapar? 2 köküç mü yapar? Evet. Sonra burası 2 köküç. Burası da 2 köküç. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. E bir kenar 2 köküçken simetri ekseni bir kenarın 2 katıydı. 2 köküçün 2 katı 4 köküç olacaktır. Tamamı 4 köküçse o zaman buraya da 3 köküç kaldı mı arkadaşlar? Kaldı. Şimdi bu dörtgenin alanı Hocam bu dik yamuk gördüğünüz üzere burası 90 burası 90 120 de olduğundan dolayı. Alt taban artı üst taban 5 kökü 3 çarp yükseklik bölü 2 yüksekliği de zaten 3 bölü 2 bölü bu üçgenin alanı o da kökü 3 çarpı 1 bölü 2 diye midir? Bölü 2'ler ay kök 3'lerden ay 5 kere 3 15 mi yaptı? 15 bölü 1'den cevabız 15 çıktı arkadaşlar. Yani cevap denizli oldu. Şekilde bir kenarı 4 kök 6 santimetre olan ABC eşkenar üçgeninin kenarlarını çap kabul eden yarım çemberler çizilmiştir. Hmm. Yarım çemberler çizilmiş. Eyvallah. Hocam. Şimdi burada ne yapmalıyız? Bak şimdi. Şu e, BC kenarı çap kabul eden çember bu mu? Evet. Ben burada şunu çizecek olursam. Burada burası çap olduğundan dolayı çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. Hocam burası 90 derece oldu. E buranın 90 derece olması bu açı ortay anlamına geliyor. Bu tabanı da iki parçaya böldüğü anlamına geliyor mu? Geliyor. Tamam. Aynı hamleden dolayı bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da e sen burada da şunu çizecek olursan hocam bu yarım çemberde bakın bu yarım çemberde bu çap değil mi? Bu çaplı bir çember çizilmişti ya. Çapı gören çevre açı hocam 90 derece. E bu eşkenar üçgende çizilen yükseklik olduğu için bu da tabanı iki eş parçaya bölecek. Hop, bunlar da eşit. Aynı şekilde şunda da aynı hamleyi yapabiliriz. Burada da yo burada yaptık. Şunda mı kaldı arkadaşlar? Evet, şunda kaldı galiba. Şunda da aynı hamleyi yapabiliriz. Yo, hangisi kaldı ya? Şu mu kaldı arkadaşlar? Şuradaki Tamam, artık şunlar eşitse, bunlar eşitse, şunların da eşit olduğunu anladınız herhalde arkadaşlar. Ee, burada da hangisini çizsek dur bakalım ya fark edemedim burada da arkadaşlar hangi çaplıyı hallettik biz bir dakika şu çaplıyı hallettik değil mi eyvallah şu çaplıyı hallettik sonra bu çaplıyı hallettik mi evet sonra bu çaplı hangisi Heh, şu çember yayı pardon ya arkadaşlar şu çember yayına bakacak olursak da aynı şekilde dur bunları daha ispatlamamıştık. Şurada da e, şunu şöyle çizecek olursak çapı gören çevre açı 90 derece bu çaplı da. o zaman burası da 90 derece olduğundan bu tabanı da iki eş parçaya bölecektir arkadaşlar. Tamam. Bunların eşitliğini ispatlamış olduk arkadaşlar. Şimdi tam burası orta nokta olduğundan dolayı bu çember yayının merkezi burası. Hocam bu çember yayının da merkezi burası. Hocam bu çember yayında merkezi burası oldu mu oldu. Ne yapacağız? Bunların eşit olduğunu gördük. E, yarı çap bakın birinin yarı çapı bu. Birinin yarıçapı bu. Değil mi? Birinin yarıçapı bu aynı zamanda. Bak, şu çember yaylığı düşündüğünüz zaman, şu çember yaylığı düşündüğünüz zaman en etkili olanı yarıçap çizmek. Al sana yarıçap, al sana yarıçap. Hocam, bu da yarıçap olduğundan çift çizgi yarıçapı, bu da çift çizgi yarıçapı. E aynı şekilde şu yarıçapı da çizecek olursak, hangi çemberde? Bu çaplı çemberde. Bunun yarıçapı çift çizgi ya, bu da çift çizgi. E burada da bir eşken üçgenler çıktı. Bunların hepsi eş Eş çember yaylarıdır arkadaşlar. Niye? çaplar çift çizgi olduğundan dolayı. Peki eşit çemberlerde ya da eşit dairelerde eşit kirişlerin ayırdıkları alanlar birbirine eşit miydi? Evet. Aynı dairede de eşitti, eş dairelerde de eşitti. Yani çift çizgili kirişlerin ayırdıkları alanların hepsi birbirine eşittir. Hocam çift çizginin ayırdığı alan A ise burası da, 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 burası da A diyebiliriz. Şimdi taralı bölgelerin alanları toplamı isteniliyorsa benden. Hocam şu eşkenar üçgen artı 3, 6, 9A isteniliyor bizden. Şimdi bir kenar 4 kök da Bir kenar 4 kök 6'ysa bir çift çizgi dediğimiz 2 kök altım mı yaptı? Evet. Hocam ben bir tane A'yı bulmaya çalışacağım. O bir tane A'yı nasıl buluruz? Mesela şuradaki dilime bak. 60'lık dilimden eşkenar üçgeni çıkartmayacak mısın? Çıkartacaksın. O zaman A alanını bulalım. A alan 60'lık dilim. Pi yarıçapımız ne? 2 kök 6. 2 kök 6'nın karesi. 60 bölü 360 eksi bakın şuradaki dilimden eşkenar üçgenin alanı çıkartıyorum. Ee, A kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. 2 kök 6'nın karesi kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Buradan A alanı kaç yaptı arkadaşlar? Şimdi, şimdi bu pi çarpı 2'nin karesi 4 çarpı 6 çarpı 60 bölü 360. Hocam 6 kere 60 360 bu gitti 4 pi yaptı. Eksi bu 24 kök 3 bölü 4 yaptı. O zaman a alanını kaç bulduk arkadaşlar? 4 pi eksi 6 kök 3 olarak bulduk. Peki bir de şu eşkenar üçgenin alanını bulayım ben. Bu eşkenar üçgenin alanında 2 kök 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Gerçi ben burada bulmuştum onu. O da 24 kök 3 bölü 4'ten kaç yapmıştı? 6 kök 3 yapmıştı. Bizden ne isteniliyordu arkadaşlar? Eşkenar üçgen artı 9 tane a. Yani bizden istenilen alan eşkenar üçgen alanı 6 kök 3 artı 9 tane A alanı. A alanında 4 pi eksi 6 kök 3 olduğundan dolayı 6 kök 3 artı 4 kere 9 36 pi eksi 6 kere 9 54 kök 3 yapar arkadaşlar burası. E buradan 36 pi artı 6 kök 3 eksi 54 pi kaç yapıyor? 48 kök 3 mü yapıyor arkadaşlar? Evet eksi 48 kök 3 yapacaktır. Burası arkadaşlar. Yani cevabımız 36 pi eksi 48 kök 3 oldu. Yani cevap C Han. Yarı çapı R olan çemberin çevresi 2 pi formülüyle bulunulmuş. Eyvallah. Zemin ile 60 derecelik açı yapan AC rampası. Bakın şu AC rampası zemin ile 60 derecelik açı yapıyormuş. O zaman burası 30 mu oldu? Evet. C noktasından yarı çapı kök 3 birim olan O merkezli daire aşağı doğru yuvarlanıp 4 tam tur atıyor. Ve A noktasına geliyor. Arkadaşlar buradan buraya 4 tam tur atarak buraya geliyorsa ve bunun yarı kök 3 ise o zaman 2 pi r bir tam tur çemberin çevresi kadardır. 2 pi r o zaman çarpı 4 bana bu kenarı vermez mi? Verir. AC kenarını verir arkadaşlar. O zaman bu ne yaptı arkadaşlar? Buradan ne bulduk? 4 kere 2 8 8 köküç pi olarak bulduk arkadaşlar burayı. E o zaman yazalım. 8 köküç pi. Bizden ne isteniyor? BC uzunluğu isteniyor. 90'ın karşısı 8 köküç pi ise 30'un karşısı 4 köküç pi'dir. Hocam 30'dan 60'a geçişte köküç katıdır. O zaman burası da 4 köküç pi'nin köküç katı olacağından o da ne yapıyor arkadaşlar? 12 pi yapıyor. Yani sorumuzun cevabı böylelikle balık esir oldu. Aşağıdaki gibi kare biçimindeki bir kumaşın her bir kenarı 3 eş parçaya bölünüp boyalı mavi kısımla gösterilen kumaş parçası kesilerek çıkarılıyor. Evet 3 eş parçaya bölünmüş arkadaşlar. Ee, sonra çıkarılan kumaş parçasının alanını da 64 olarak vermişler. Arkadaşlar ben buraya bir AAAA a, a diyecek olursam. Hocam burası da a, a, a Bu bir kare değil mi? Bitti. AA a ise burası A kökü. Hocam 2A ise bakın. AA. A. Burası da A. 2A 2A. Burası da 2 kökü A yaptı. Aynı şekilde AA. A. E, burası A kökü yaptı. Burası da 2A 2A 2, a, 2, a, 2 kökü A yaptı arkadaşlar burası. E hocam burası 45. 45 90 üçgeni. Hocam burası da 45 45 90 üçgeni olduğundan 45 45 90 ise burası 90. E aynı şekilde burası 90, burası 90, burası da 90 dikdörtgen yaptı. Bu dikdörtgenin alanını 64 vermişler. Yani 2 kök 2 A ile A kök çarpımını 64 vermişler. Hocam 2 kök ile kök çarpımı 4 yapar. A kare buradan 64 bölü 4 16 yapar. A'yı da buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Kare biçimindeki kumaşın çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar A4 ise burası 3A yani 12 yaptı. Çevre ne yapacaktır? 12'den 4 tane var. O da 48 yapar sevgili gençler. Yani cevabımız böylelikle Cehan Oldu. Bir kenarı 4 köküç santimetre olan ABCD karesinin iç bölgesindeki P noktası. A ve D merkezde 4 köküç santimetre yarı çaplı çeyrek çemberlerin kesim noktasıdır. Hemen ABCD karesini çizelim. Ve bir kenarı kaçtı bunun? 4 kök arkadaşlar. ABCD D karesinin. Sonra diyor ki A ve D merkezli. A merkezli bir A ve D merkezli 4 kök 3 yarı, e, yarıçaplı çaplı çeyrek çemberlerin kesim noktasıymış. O zaman böyle A merkezli 4 kök 3 yarı çaplı. Burası da 4 kök değil mi? Bir çeyrek daire çizdiğim zaman. Hop. Şurası diyeyim arkadaşlar. A merkezlerinin Sonra D merkezliği çizdiğim zaman da 4 kök 3 yarı çaplı. O da hop. Şurası diyeyim arkadaşlar. Kesim noktası burası verilmiş. Neresi? Burası P noktası olarak verilmiş arkadaşlar. P noktasını gösterelim bakalım. Tamam. Şimdi diyor ki L eleman DC. Buradan bir tane DC üzerinden bir L noktası alacaksın. AL ile DP dikmiş. AL ile DP dikmiş. AL ile DP dikmiş. O Tamam. O zaman ben bir DP'yi çizeyim arkadaşlar. Bak şimdi DP'yi çizdin. Bir de AL DC üzerinden bir tane L aldığın zaman şuradan bir tane L noktası aldığın zaman DP ile AL dikmiş. Yani burada kaçı 90 dereceymiş arkadaşlar. E bizden ne isteniyor şimdi? Buna göre PL uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi PL şuradaki uzunluk soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Arkadaşlar bunun yarıçapı bakın A merkezinin yarıçapı 4 kök 3, D merkezinin de yarıçapı 4 kök 3. En etkili silahımız neydi? Yarıçap çizmekti. Al sana yarıçap. E hocam burası da 4 kök 3. Aa hocam D merkezli de bu da yarıçap. Dikkat ederseniz bu da yarıçap. Bu da 4 kök 3. 4 kök 3 4 kök 3 4 kök 3 olduğundan ne çıktı burada? Bir eşkenar üçgen. Yani açılarımız 60 60 60 hatta bunlar 30 30 oldu. Aa süper bitti gitti o, o zaman iş. Hocam burası 30 derece oldu tamamı 90 olduğundan. E hocam burada da başka ne var? 30 90 sa burası 60 derece oldu. E, sonra başka bir şey diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Buradaki çizdiğim yükseklik. Aynı zamanda tabanı keş parçaya bölüyordu ya. E burada da değil tabanı keş parçaya bölmüş oldu. Şuradaki üçgende arkadaşlar. E tamam olay bitti. Buradaki üçgende de dik tabanı keş parçaya böldüğünden dolayı hocam burası da bir ikizkenar üçgendir. Şu üçgenle şu üçgen ikizkenar üçgendir. E burası 30 ise burası da kaç yaptı o zaman? 30 yaptı. E o zaman biz şuradaki şeyleri bulalım. Şu yuvarlağı bulursak LP'yi de PL'yi de bulmuş oluruz. E zaten büyük üçgen 30 60 90 üçgeni 60'ı karşı 4 köküsü 30'un karşısı kaç olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. E zaten bununla da bu birbirine eşit. Yani burası da direktmen kaç olduğu zaman 4 oldu. O zaman sorumuzun cevabı ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. Yukarıdaki şekilde alfa BAC açısı 2m ABC açısı olduğuna göre evet alfa 2 alfa yazılmış zaten. DEX kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Alfa ile 2 alfa arasında bir ilişki kurarak da başlayabiliriz. Şu eşitliğin mantığını kullanarak da başlayabiliriz. Yıllardır söylüyoruz. Arkadaşlar eşitlik varsa aklınıza ne gelecek? Ne gelecek? Evet aynen. Orta taban. Hemen eşitliğin olduğu yere kaleminizi koydunuz. İki ihtimaliniz var. Ya buraya ya da buraya orta taban çizeceksiniz. Üçgen oluşturmaya gayret gösteriyorduk. Şurası daha mantıklı sanki. Şuradan bir paralel attım buraya. Orta taban çizgisi. Bu orta taban çizgisi olduğundan dolayı Hocam şurası paralel 1'e 2 oran olacak. 12 ise burası 6 oldu. E hocam bu orta taban çizgisi olduğuna göre eşit eşit. Bunlar da eşit eşit olacak. Tamamı 16 olduğundan 14'ü iki eşit parçaya bölemezsin. 16'yı iki eşit parçaya böleceksin. 8'e 8 oldu. E 8'e 8 oldu. Hocam tamamı 8, burası 8 ise buraya ne kaldı? 6. Aa 6'ya 6. İkiz kenar çıktı burada. Bak 2 alfa açıları kullanmadın hala. Açıları da kullan bakayım. Hocam bunlar paralel ya. Burası 2 alfa ise aha da burası da 2 alfa oldu mu? Oldu. Yöndeşlikten dolayı e bunlar da birbirine eşit verilmiş zaten. Hocam bu açılar da birbirine eşittir ve toplamları 2 alfa ise alfa alfa yaptı. Ana ne güzel oldu. Alfa ise alfa. Burada da bir x kenar çıktı. Çift çizgi ise burası da çift çizgi. E sonrasında ne olacak? Hocam x isteniyor bizden. Bak 3 tane eşitlik çıktı. 3 tane eşitlik aynı anda neyi anımsattı? Muhteşem değil mi? Muhteşem üçlü anımsattı. Hop şunu şöyle çizecek olursam. Hocam eşit 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 olduğundan muhteşem üçgen lazım bana. Hemen buradan bir üçgen oluşturdum. Burası 90 derece oldu. Aa buradaki 90 dereceden bir pisagor atarım. Şurayı bulurum. Sonra benden x isteniyor. X burası, x burası, x burası değil mi? Bir de burada pisagor atarım. 2x'e ulaşırım arkadaşlar. Hadi bakalım. Pisagor'u atalım şurada. Ee, ya da direkt şey mi yapsak? Neyse tamam. Şuraya bir a diyeyim. A kare neye eşittir arkadaşlar? 12 ve 2'nin kareleri farkı değil mi? Bu hipotenüs olduğu için. 12'nin karesi eksi 2'nin karesi. Yani 144'ten 4 çıkar 140. A kare 140 a eşit oldu. Bu yeterli. Hocam bir de burada bir pisagor var. 2x'in karesi. Ortak çarpanla yapabilirdik ama neyse. 2x'in karesi. Şuradaki pisagoru yapıyorum arkadaşlar. 2x'in karesi. 14 ve a'nın kareleri toplamına eşit. 14'ün karesi artı a'nın karesine eşittir. Bu 4x kare eşittir. 14'ün karesi 196 artı a kare de zaten 140. Hocam denklemi direkt 4'e bölelim. İşlem kalabalığı yapmayalım. x kare bu 196'yı 4'e bölsen kaç yapıyor arkadaşım? 98. 98'i de 2'ye bölsen 49 artı. Bunu 4'e bölsen kaç yapıyor kardeşim? E, 140, 70, 35 mi yapıyor? Evet. Şu ikisini topladığın zaman da 14, 84 mi yaptı? x kare 84 yaptı. x de buradan kök 84'e eşit oldu. Bu da 4 çarpı 21 mi arkadaşlar? Evet. 4 dışarıya 2 diye çıkar. X de buradan 2 kök 21 diye bulunur arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı böylelikle C -han çıktı arkadaşlar. ABCD kare DC üçgen ve DC üçgeni DC kenar üzerinde katlanıyor. Arkadaşlar ben bu üçgeni ne yapacakmışım? Katlayacakmışım. Ben bunu katladığım zaman hop böyle katlayalım bakalım. Katlanmış hali verilmemiş burada. Ben bunu katladığım zaman E üstü buraya gelmiş ya. Bu buraya mı denk geldi? Evet hocam bu buraya denk geldi böyle. E, katlamalarda ne diyorduk arkadaşlar? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam burası çift çizgiyken burası da çift çizgi. Hocam burası 7 iken burası da 7 oldu mu? Oldu. E sonra A karenin bir kenarına çift çizgi vermişler. Hocam burası da çift çizgi. Hocam burası da çift çizgi. Hocam burası da çift çizgi. Hocam bu ikizkenar kenar üçgen tabana ait yükseklik çizsek mi? Ya taban yok ki tabana ait yükseklik çizeceğim. Aa var hocam. İşte burası 8 kökü verilmiş. E, tamam çok güzel. 8 kökü verilmiş. Allah bereket versin. Buradan dik çizsem. Ama hocam bak burada x kenar var. Tabanına ait yükseklik çizsen 7 bölü 2 ile uğraşacaksın. Hiç orayla uğraşma. O zaman tabanına ait yüksekliklerle gelmeyecek soru. Ne yapayım ben burada? Ya şurada x kenarlar var. Burada da x kenarlar var. Ben şuradaki açıya A A dersem e, Buraya ne kaldı? 180 eksi 2 A mı kaldı? Evet. Hocam bu açıda da A cinsinden maalesef yazamıyorum. E, i̇stesek yazarız da karışacak. Şuraya da bir BB yazarsam Hocam BB ise burası da 180 eksi 2 B mi? Evet. A tamamı 90 derece. 180 eksi 2 A ile 180 eksi 2 B'nin toplamı 90'mış. Hocam 360 90 attık buraya 270 270 eşittir 2A artı 2B oldu. A artı de buradan kaç geldi? 135 geldi. Oo tanık. Dur bakalım sen. Burası 135 derece yaptı. Hocam 7 kök 2 7 var. Şurayı A artı B dursun dursun dursun. Şuradaki açı kaç derece arkadaşlar? Şöyle gösteriyorum 135 derece. Hocam burası 135 Allah aşkına. Sen burada bir 135 gördün ve karenin alanını bulmak istiyorsun. Karenin alanını bulmak için ya bir kenarını bulmak zorundasın ya da bir köşegenini bulmak zorundasın. Kardeşim burada 7 var. Burada 8 köklü varsa senin için hangisi daha mantıklı? Hop şu köşegen değil mi? Karenin bir kenarını bulamıyorsan köşegenini bulabilirsin. Hocam ben burada şunu bulursam olay bitti. Bakın şu uzunluğu bulursam olay bitti. E burada kaçtı? 135 ya. 135 var. 7 var. 8 kökü var. Yap kosinüs teoremini ben yapar mıyım? Aa, yapmam. Kosinüs teoremini yapmam tabii ki. 135 varsa 135'in dış açısı önemli. Ya sağındaki dış açısı 45 ama burası 7 olduğundan aa, önemsiz. Ya da solundaki hocam buradaki 45. E buradaki 45'e bakacak olursanız arkadaşlar 135'in 180'e tamamlayanı. Aa, 45 var, 8 kökü var. Şuradan bir dik çizersen hocam 8 kökü ise bunlar 8 8 yaptı mı? Yaptı. Dikkat et. Şurada bir dik üçgen var. Hocam bu kenar 8. Bu kenar 15 oldu. 8, 15, 17 üçgeni. Karenin köşegenini 17 buldum. Karenin köşegeni 17 ise burası 17 bölü kök 2. 17 bölü kök 2 midir arkadaşlar? Evet. E, karenin alanı isteniyor bizden. E, karenin alanı da 17 bölü kök 2'nin nesidir arkadaşlar? Karesidir. O da ne yapıyor? 17 bölü kök 2'nin karesi. 17'nin karesi 289 bölü. Kök 2'nin karesi de 2. 289'u 2'ye bölsek kaç yapıyor arkadaşlar? 144 buçuk yapıyor galiba değil mi? Evet 144 buçuk yapar arkadaşlar cevabımız. Yani cevap böylelikle balıkesir oldu. <laughs>